zenginliklerini kullanma konusunda verdiği mücadeleyi de önemsiyoruz. Bu konuyu konuşmak istedik. O yüzden de bir konuğumuz var. Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk canlı yayınımızda. Hoş geldiniz Sayın Şentürk yayınımıza. Hoş bulduk İbrahim Bey. Şimdi isterseniz önce birazcık tarihte yolculuk yapalım. Çünkü ben açıkçası bu bilgiyi öğrendiğimde hem heyecanlandım hem şaşırdım. Türkiye'de altın çıkarmak için, yani Türkiye'de altın bulmak için ilk elini taşın altına koyan aslında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'müş. Ama pek de başarılı olamamışız. Yıllar boyu bunun mücadelesini vermişiz. Bugünlere kadar epey zorlu bir süreçten geçmişiz. Kısa da olsa bize bir ufuk turu yapar mısınız bu altın mücadelesiyle ilgili? Tabii. Şunu söyleyeyim, Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir başarının altına imzasını attı o girişimiyle. Mustafa Kemal Atatürk 1922'de dahadan Cumhuriyet ilan etmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden o birinci grup, birinci meclis, kurucu mecliste bu hedefi ortaya koydu. Daha sonra da 1933'te sizin de belirttiğiniz gibi altın arama ve işletme idaresini kuruyor. Yeraltı kaynaklarımızın toplum refahına bunların çıkartılması için. Ama tabii ki o dönemlerde kurumsal bir yapı olmadığı için daha sonra çok kısa bir zaman zarfında bu işin jeoloji olmadan, jeoloji bilgisi kurumsallaşmadan, böyle bir kurumsal yapı olmadan gerçekleşemeyeceği anlaşılıyor. Ve metaya dönüşüyor bu işletme. Dolayısıyla sadece altın değil, bütün yeraltı kaynaklarımız meta tarafından araştırılmaya başlanıyor. Meta eşsiz bir iş yapıyor. Meta sadece maden aramıyor. Bütün dünya, gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi aynı zamanda jeolojik araştırmalar enstitüsü olarak görev yapıp ülkemizin yeraltıyla ilgili bütün bilgilerini oluşturacak engin bir bilgi üretimine de geçiyor aynı ve zamanda. Kısmet olması Pek da çok 67 bin yılı mı buluyor efendim? Kısmet olma, yani ilk altını böyle ciddi anlamda, yani hani rezerv olarak şöyle, 67 yıl mı sürüyor? O öyle oluyor. Çünkü şöyle, bakır, çinko, kurşun, kömür buralarda çok başarılı keşifler oluyor. Ama altın konusu biraz daha özel. Altının bulunabilmesi 2000 yılına kadar, ilk altın madenimizin işletmesine geçmesi 2000 yılını buluyor. Yani bir 67 yıllık bir bu hedefte gecikme söz konusu. Ama orada kritik olan şey 1985 yılında çıkartılan 3213 sayılı kanunla özel sektörün dinamizmi bizim maden aramacılığımıza kazandırılıyor. 1985'te madencilikteki bu çok yüksek risk oranı göz önünde bulundurularak deniliyor ki kamu kaynaklarımızı biz maden aramacılığı veya madencilik gibi riskli bir yerde riske edemeyiz veyahut da sarf etmememiz lazım. Özel sektör devreye giriyor. Özellikle de o dönemlerde yabancı sermayeli Türk şirketleri kuruluyor. Buna çok dikkat edin. Bunların hepsi Türk şirketi. Bunlar bilgi birikimini, know-how'u Türkiye'ye getiriyor ve bir 15 yıllık çok yoğun aramanın sonucunda 2000'li yılların başında Ovacık madenimiz keşfediliyor ve ondan sonra da artık Türkiye'de özellikle 2000'li yıllardan sonra günümüze kadar geçen sürede bu ivme giderek artıyor. Bugün 18 tane altın madenine ulaştık. 19.sü, 20.si, 21.si, 22.si de yolda. İsterseniz bunlardan bir tanesi de bu kamuyla paylaşılan maden. Peki o zaman Türkiye'nin taşı toprağı altın mı yani? Türkiye şöyle söyleyeyim, maden çeşitliliği anlamında son derece mümbit bir ülke. Şimdi bu jeopolitik diyoruz ya, son günlerde çok daha önem arz ediyor. Bizim ülkemizde de jeopolitik çok önemliydi. Bizim ülkemiz çok özel bir yerde, çok özel bir ülke. Coğrafi olarak konumu itibarıyla jeopolitik. Günümüze kadar da, şu son zamanlara kadar da hep biz iki boyutlu, yani coğrafi durumumuz itibariyle bu jeopolitiği gündeme getirdik. Halbuki jeopolitiğin bir de üç boyutlu. Yeraltı kaynakları, yerin altında olan kısmı da bizim için önemli. Onları da araştırmamız lazım.
Yani arayıp bulduğumuz zaman bunlar da ortaya Peki çıkıyor. şöyle Mesela sorayım, bunun işte için Karadeniz'e ne gerekiyor? derinliklerinde Yani petrolü sadece bulduk. para yetiyor mu, yoksa siyasi irade, bunun teşvik edilmesi, mücadele için bir destek de gerekiyor mu? Çünkü şeyden soruyorum, Türkiye son yıllarda bir milli enerji hamlesi başlatmaya çalıştı ve bu milli enerji hamlesini de ateşlemek için kendi yerel kaynaklarımızı kullanalım, işte kömürümüzü kullanalım gibi çabalar da oldu. Buradan baktığınızda da hem milli enerji hamlesi açısından hem bu yeraltı zenginliklerini değerlendirme açısından verdiğiniz mücadeleyi de biraz anlatabilir misiniz bize? Tabii. Mesela orada çok güzel politikalar izlendi. Biraz önce söylediğim gibi ülkenin yeraltı kaynakları o ülkelerin toplumunun ortak varlıkları. Dolayısıyla bunlar milli politikalar gerektirir. Yani ciddi, tutarlı, uzun vadeli, sık sık değişmeyecek milli politikalar. Ama bir ham madde politikasından, çünkü en nihayetinde madencilik ham madde ihtiyacını karşılayan bir sektördür. Eğer ham madde konusunda bir politika geliştirecekseniz burada küresel bakmak zorundasınız. Çünkü dünyada hiçbir ülke ham madde bakımından kendi kendine yeterli değil. Burada daha küresel bir bakış açısı getirilmesi lazım. Şimdi 85'ten bahsettik. 85'ten itibaren özellikle bu yabancı sermayeli şirketlerin Türk şirketi olarak Türkiye'de organize olmaları burada bir insan kaynağının gelişmesine sebebiyet verdi. Bunun en güzel örneği 30 yıl içerisinde çok deneyimli bir insan kaynağı elde ettik. Madenlerimiz kadar en önemli kazancımız aslına bakarsanız bu insan kaynağı. Bu sayede ne oldu biliyor musunuz İbrahim Bey? Biz artık Türkiye'de yerli yabancı, Türkiye'deki yerli sermayeli Türk şirketlerimiz oldu ve bunlar Afrika'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da bizim avantajlı olmuş olduğumuz bölgelerde artık maden arıyorlar. Küresel oyuncular haline dönüştük. Yani işin boyutu biraz da bu. Peki son olarak şunu sorayım efendim. Altın meselesi her gündeme geldiğinde özellikle bu siyanürle altın arama meselesinden dolayı bir çevreci reaksiyon da oluşuyor. Dünyada bu işler nasıl yapılıyor? Hani hem maden kazaları açısından hem bu işte altının siyanürle aranması açısından baktığınızda biz standart olarak dünyadan çok mu gerideyiz? Nedir durumumuz? Size çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Maden Jeologları Derneği olarak biz aynı zamanda Avrupa Jeologlar Federasyonu'nun bir üyesiyiz. 2018 yılında Türkiye'de bir konferans yaptık. Buraya meslektaşlarımız geldi. Onlara Türkiye'deki madenlerimizi gezdirdik ve bize söylenen şu oldu. Ya siz bu işte hakikaten dünyanın da biraz daha ötesine geçecek standartlara ulaştınız. Bu konuda Türkiye'deki madenler, altın madenciliği özellikle iş sağlığı güvenliği hakkında tespit edilmiş ölümlü kazalarımız yok. İş sağlığı konusunda böyle çevreyle ilgili alınan önlemler dünyadaki en ileri önlemler alınmış durumda. O şekilde bunlar üretiliyor. Bunu da bütün toplumumuzun müşteri olması lazım. Bunu bir kere çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ama işin aramacılık kısmına geldiğiniz zaman çok kötü bir şey var Türkiye'de. Bir bilgi kirlenmesi 2010'lardan itibaren başlandı. Bir yaftalama, hatta bir yalan diyebiliriz artık buna. Çünkü gerçek dışı siyanürle maden aranıyor deniliyor. Bu kesinlikle yanlış. Birinci elden bu meslek örgütünün madenleri, çünkü biz maden jeologları arıyoruz. Onu çok rahatlıkla söylemek ve bütün kamuoyuyla paylaşmak lazım. Bu doğru değil. Hiçbir maden aramasında siyanür kullanılmaz. Siyanür maden bulunduktan sonra altının çok az miktardaki o altının yeraltı şeydeki cevherden koparılıp ayrıştırılmasına yarayan bir şeydir ve bu çok özel standartlarda kapalı sistemde alıcı ortam dediğimiz dışarıdaki çevreyle tamamen ilişiği kesilmiş çok özel önlemler altında bunlar gerçekleştiriliyor. Bu konuda son derece müsterih olabilir vatandaşımız. Bir konuyu daha konu bitmeden yani bu görüşmemiz bitmeden belirtmek isterim İbrahim Bey, sizin de Buyurun. zamanınızı fazla almadan. 2000 ülke enerji politikaları dediniz ya, 2018'de çok önemli bir şey oldu. UMREK diye uluslararası raporlama standartları ülkemizde bir komisyon tarafından oluşturuldu. CRISCO dediğimiz çatı bir örgüt var. Bizim bu uluslararası raporlama kodu olarak çıkartmış olduğumuz şablonu kabul etti. Bunun anlamı ne? Gübretaş gibi
bu mesela madende olduğu gibi yeraltı kaynağının en iyi standartlarda araştırılıp geliştirilip bunların raporlama standartları. Yani Gübretaş kamuya açık, bunlar yeraltı kaynakları. İsteyen vatandaşımız onun hisse senetlerini alarak bu yeraltı kaynaklarımıza ortak olabilir. Hangi güvence altında, özellikle bizim meslektaşlarımızın yazdığı doğru raporları inceleyerek o şekilde yatırım yapabilirler. O anlamda çok önemli. O da çok önemli bir aşama oldu. Peki, Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk, süremi biraz açtım. Çok keyifli bir sohbet oluyor aslında. Yani son bir şey söyleyebilir miyim? Peki, ama buyurun size? Efendim. Bunu da vurgulayayım. Bir müjde daha ekleyeyim. Buyurun. Gübretaş görüyorsunuz 6 milyar dolarlık bir değeri ortaya koydu. Bunun gibi Kirazlı, Ağdağı, Halila, Hot Maden, Gediktepe, Taç ve Çorak, bütün bunlar devreye girdiği zaman şu anda 160 ton altın ithal ediyoruz ülkemize. Bunlar devreye girdiğinde çok kısa bir zaman zarfında Enerji Bakanımızın hedefi olan 100 tonluk üretime çok yaklaşacağımızı da buradan müjdelemiş olalım. Yani arayınca bulunuyor. Biz maden jeologları görevimizi yapıyoruz, arıyoruz, buluyoruz, ülkemiz için değer kazandırıyoruz. Lütfen maden aramalarıyla ilgili yapılan bu tepkilere artık bir son verilsin. Bu mesleği yapan arkadaşlarımız Atatürk'ün, Cumhuriyet'in bir idealini yerine getiriyorlar ve bu da bütün ülkemize değer olarak yansıyor. İbrahim Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk bizimleydi. Çok teşekkür ederim efendim. İnşallah başka bir yayında yeni müjdelerde konuşmak nasip olur. Sağ olun. Hoşçakalın.